hedefini içsel olarak büyük tut. Dünyevi hedeflerimiz biliyorsunuz hepimizin küçük hedefler, münferit hedefler. Nihai bir hedefimiz yokmuş gibi bu dünyanın ötesinde yaşıyoruz. Tamamen yemeye, içmeye, kazanmaya, mal mülk edinmeye yönelik kolay tariflenebilen tüketim üzerinden isimlendirilmiş hedeflerimiz var. Biliyorsunuz kiminin en yakın hedefi, tabii bunların hepsi münferit, parça hedefler. Bunların yani bu münferit hedeflerin hepsini birbirine ekleseniz yine de esas yönelinmesi gereken, varoluşla ilgili yönelinmesi gereken nihai hedefe denk düşmez, ona eşit olamaz. Kimimizin en yakın hedefinde çok lüks güzel bir araba var. Kimimizin en yakın hedefinde ve çoğumuzun hedefinde belli bir yaşa kadar bir ev edinme var. Daha sonra ne oluyor? Bu sistem tüketmeye bizi adeta büyülercesine yönlendirmiş olan bu sistem ne yapıyor? Bizi bu münferit hedeflerden daha fazla, daha fazla, daha fazla edinmeye doğru güdülendiriyor. Dolayısıyla manalarla ilgilenen, varoluşun mana ve inanç kısmıyla ilgilenen nüfus sayısı genele göre %10'un altında olduğundan da bu yani tüketime yönelik hedeflerin sonunun gelmemesi şeklinde büyük bir çoğunluğumuz buna kurban gidiyoruz. Çünkü bunları yani sonlandırmadı mı ya da içsel olarak bu hedeflerle kendi nihai hedefin arasına bir perde koymadın mı, bir bent koymadın mı, bu hedefler sana hakim oluyor. Senin geceni alıyor, gündüzünü alıyor, dakikalarını alıyor. Hatta bunlar olmadan kafanda tertemiz, nötr olan o teklik, o sıfır noktasına ulaşmamanı bile sağlıyor. Bunlar bu maddi alemin kesinlikle tuzaklarıdır. Tuzak dediğime bakmayın, maddi alemler de gayet güzel, burası gayet güzel, cennet bir alem. Ama yani sonuçta burası bir sınanma alemidir. Bunun tabii ötesini görmeyenler bu laflarımı hayalperestlik olarak isimlendirebilirler. Umurumda da değil kardeşim. Yani biliyorsunuz ben kendi kafasının dikine giden, arlanmaz, bir anlamda kara komedyen arıza adamım. Mimarım, güzel çizim yaparım, projelerim fenadır, guru şeklinde çalışırım. Yani onu diyordum, biraz ciddi girdik konuşmaya, böyle ben çok ciddi laflar sarf etmeye çalıştığımda biraz bocalarım. Bu sefer fazla bocalamadım. Yani böyle kelimeler hani komedi yaptığımdaki gibi patır patır ağzımdan dökülmez. Ciddi konuşmalar biraz ciddi işlerdir. Onun için dostlarım, izleyenlerim. Yani şimdi bugün dedim ya bu hedefler üst üste eklenir. Sizin manevi altyapınız, manadan güç alan tarafınız yeterince güçlü değilse, bütünlenmemişse, yani öte taraftan, dünya ötesinden, bu hayattan sonra ne alacağından haberin pek yoksa ve bunu zaten merak etmiyorsan, bu nihai hedefler eklene hayatın boyu sana hükmeder ve seni ele geçirir kardeşim. Asla bunlardan olmayın. Ben bir düşünce lideri değilim, ben bir gönül adamıyım. Ben gücünü manadan alan, maddesini buna uydurmaya çalışan bir ruhum. Beni dinleyenlere de doğal olarak kendi düşüncelerimi burada empoze etmek durumundayım. Ayrıca yani benim düşüncelerimde kötü bir taraf yoktur, size huzur verir, bilmiyorum. Bu nihai hedeften uzak olan dünyevi hedefler, inanın bana, o tekrar ediyorum o lafı, mana altyapınız yoksa sizi ömür boyu bu toprağın altına girene kadar ele geçirir kardeşim. Çünkü bitmez ki. Çok güzel bir ev almışsındır. Birkaç milyon liralık bir evdir mesela. Güzel aldın. Ne oldu, bitti mi? Hayır. O evin içindeki banyonun, küvetinin ve vitrifiye malzemelerinin, musluklarının, bataryalarının daha güzel olmasını bu sefer hayal etmeye başlarsın. En sevdiğin arabayı aldın. Lüks bir araba. Çok da bulunmayan, hani öyle 10 arabadan bir tane şeklinde ortaya çıkmayan bir araba diyelim. Ne olacak? Bitti mi? Hayır. Bitmez. Şimdi
maddi yaşıyorsun ya, daha ne yapabilirim? Çok önemliymiş gibi. Daha ne yapabilirim, ne yapabilirim diyorsun. Arabayı bu sefer modifiye ettirmeye başlıyorsun. Egzoz sesini ayarlatıyorsun. Ha, kendi egzoz sesi telifli olan, imzalı olan arabalardansa zaten dokunamıyorsun. İşte orasına burasına sticker yapıştırırsın. Bilmiyorum, rengini değiştirirsin, rahat edemezsin. Yani içine aksesuar alırsın. Yani rahat edemezsin. Bakın, bu sistem böyledir. Çok da güzel bir dünyadır. Benim yani böyle manadan bahsediyorum diye maddi hayata karşı olduğumu falan düşünmeyin. O kısmı çok derin bir konudur. Onu şimdi burada anlatmayalım, amaca uymaz. Ama o kısmı, o çok derin kısmında da benim çok fazla bezim vardır dostlarım. Şimdi diyoruz ya, bu münferit amaçlar bitmez. Çünkü sen bu tüketim sistemine, benim komedi konuşmalarımda kan emici vampir sistemine köle olmuş, buraya göre uyumlanmış ve yaşamak için adeta onların sana dayattığı gibi kan emmeye, kanla beslenmeye ihtiyacı olan bağlı, gafil bir ruhsundur. Evet. Ne olur? Bu sefer kıyafetler başlar. Karının, yani eşinin kıyafet arayışları, kozmetik arayışları, estetik arayışları devreye girer. Yani amaçlar maddiyse eğer bitmez, bitmez. Çünkü bunun sonu yok ki. Kombinasyonların bir sonu yok ki. Tıpkı yani Rabbimizin yarattığı alemlerde sonsuz kombinasyonda hayatlar olduğu gibi. Yani maddi bir alemin, şu kadarcık dünya aleminin bile içindeki maddi şekillenişlerin, kombinasyonlarının sonu yoktur. Bunun içinde kaybolur gidersin. Ama işte bir anlamda da buranın prova alanı olduğunu burada hatırlatmam gerekiyor. Burası bir prova, burası bir uygulama tatbikat alanıdır. Aynen öyledir. Neden bunda iddia ettiğimi sorarsanız, bunu burada size bütün belgeleriyle açıklayacak olan kişi ben değilim. Gidin araştırın. Ruhani bilgileri, ruhsal temas bilgilerini araştırın. Özellikle en başta Kur'an-ı Kerim'i bir şöyle bir okuyun kafanızı, benliğinizi vererek. Yani ama maddi imkanlardan biraz uzaklaşarak bunu yapın lütfen. Oturun, içinize kapanın, içselliğinize açın kucağınızı, meditasyonla yoğunlaşın. Bakın nelerden bahsettiğimi anlayacaksınız. Çünkü nihai hedef, en büyük hedef, en yukarıda tutulan hedef, bütün bu varoluşla birleşik bir olmaktan başka bir şey olamaz. Bunun ötesi olmaz. Burada imzamı koyuyorum. Ama bir otoritede olmadığım için bunu size ispatta tabii ki edemeyeceğim. Bizim de işimiz gücümüz var. Biz de şu an vampir sisteminde damla damla da olsa kan elde edip onunla beslenmeye çalışan bir aileyiz kardeşim. Ama ben yani şununla ilgili Allah'ıma çok şükürler olsun diyorum. Her zaman manayı en azından kendi iş dünyamda ön planda tutmuş olarak geliştirdim kendimi ve büyüdüm. Ve şimdi artık hep o manayı soluyarak yaşıyorum. Çizdiğim mimari projemde her zaman o mana, o odaklanma noktasından güç alan bir durum söz konusudur. Sıfır noktası gibi düşünün, hiçlik gibi düşünün. Yani tekrar bahsediyorum, nihai hedef bütün var olanların bence diyorum tek hedefidir, en üst hedefidir. Buraya varmak için kullanılan metotlar tabii ki hepsi uygundur. Kişinin bünyesine göre benliğine uygun şekilde seçilebilir. Metotların hepsi sizi o tek olan noktaya, o teslimiyet noktasına, o nötrlenme, o işlik noktasına getirmek içindir diyorum. Bunlar bile münferittir diyeceğim ama bunlar yararlı münferit hedeflerdir. Yani bir araştırma şekli diyelim, bir ibadet türünde veya bir meditasyon türünde yoğunlaşmanız, bunlar güzel nihai hedeflerdir. Bunlar güzel münferit hedeflerdir. Ama bunlar da eğer sizi o nihai hedefe, yani yaratanın içinde yok olma, adeta onunla birleşme, var olan her şeyle birleşme noktasına getirmiyorsa, o münferit hedeflerde kişiselleşir, ego hakim olmaya başlar. Onlardan da nihai hedef adına fayda alamamaya başlarsınız. Ya sokaklarda görüyorum, bak şimdi yine böyle komedyen gibi konuşmaya başlayacağım, kendimi zor tutuyorum. Ciddi olmak bizim işimiz değil Şükrü. Çocuklar duymasın, yaz oraya. Neyse. Yani
Sokaklarda bakıyorum abi. Ya insanlar neyin peşinde ya? Almış beyaz böyle lüks bir tane arabası var. Marka vermeyelim, sorun olmasın. Ya demin geliyorum bir tane Uber marketin yanından yürüyerek geçiyorum. Gayet böyle nötralleyim. Tamamen sıfır noktasında böyle. Bir de Ramta kitabı aldım. Böyle gidiyorum kardeşim. Elimde torba. Orada baktım. Toplasan yani 20 saniye. Bak 20 saniye. Biri Uber marketin otoparkına bir arabayı park edememiş. Sanırım bayandı. Ya telaşa kapılmış. Bir gelen durmuş bekliyor. Önce dıt dıtlamıyor. Arkadan bir tane. 3-4 tane araba arkaya dizilmiş böyle. Kadın tabi heyecan yapıyor, böyle yapıyor, öyle yapıyor, arabayı tam sokamıyor, tekrar geri geliyor falan. Oradan biri dant basıyor. Ya be gafil ruh be. Ulan sen neyin peşindesin, siz neyin kölesisiniz be. Yani orada bak dant diye basıyor. Ondan sonra kadın gene bir telaş, yazık ya. Şimdi paniğe kapılacak, arabayı da sürtecek. Ben de ona bakıyorum sürtmesin diye. Neredeyse kadına siz sakin olun, hiç önemli değil, inin ben kullanayım diyecektim ama kadın arabayı düzeltti neyse. Ondan sonra o beyaz lüks arabası olan hayatından bir 30 saniye veya hatta 20 saniye gitti diye bir hırsla böyle çeviriyor arabayı, böyle kadın daha tam gitmeden diye gidiyor. Ya sen, siz vampir dölleri, siz neyin peşindesiniz be kardeşim? Siz vampir dölleri, siz nesiniz be? Siz şu denizdeki kumdan farkınız olduğunu mu düşünüyorsunuz be? Kozmosun karşısında siz nesiniz? Yaratanın Rabbin karşısında siz nesiniz be kardeşim? Aydınlanmış diğer kültürlü ruhlar önünde siz nesiniz? İstediğin kadar lüks araban olsun. Ya sen o 20 saniyeyi bırak. Şöyle bir sakin, dat 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 yapma, isyan etme. Bir şeylere bak. O sırada